Përshëndetje të lishikues të nderuar. Sërish nga qyteti i mrekullueshëm i Samsunit me shi me bereqet. Pe hapim këtë emision. Kjo javë neve kështu na mbajti, hershi, herdiell, hershi, herdiell. O si do qof, ne po kënaqemi dhe po kalojmë çaste të këndshme. As shi, as bora, as gjë neve nuk na ndalon. Emisioni jonë do të vazhdon me njëherë sërish me diçka që ka të bëjë me shëndetësin, po diçka që ju intereson gjithë febrave shumë. Unë do të bëj një shmendurit rrëdhë, do të edhe me një operacion dhe do të ndjeki se si realizohen operacionet estetike. Tani do të flasim për disa operacione estetike, për pshirë, për liposuction, për mbjelljen e flokëve, për silikona, për gjitha. Unë mos flas shumë se është eksperti i cili do të flet për këto gjana. Ne jemi këtu në Samsung. Unë para se të hap emisionin do të falenderoj shumë doktor Hayati Akbash, FBM Estetik Merkezi, të cilët pos që neve në ndihmuan shumë për realizimin e këti emisionit dhe qëndrimin tonë në Samsung. Pos Hayatit, normalisht që ne kemi sponsorin tonë general, fibulat të cilët në mundësoj neve gjithë shëtitje dhe udhëtime tona. Unë do t'i përshëndes të Mera Balar, në sësënës, i misinis, Hosh Bulduk, doktor Bej Hayati Bej, hëngi ka të tabullë e bilirën? I që që nga, që kësallën, men Hayati hapin një në në gjithiru. Unë po gjithem lartë drejt doktorit, dhe po vazhdojmë me tripin tonë. Kemi shumë gjërat bukura për ju shikusi me dhe i të tashur. Qëndronë një mene, vazhdojnë të nëndjekni, se shumë gjërat bukura ka. Arritëm atë në katin e tretë, e ka zyren doktor Hayati Akbash. Misajit, misinis? Hosh Bulduk! Bëjdan, bëjdan! Në sësënës! Top të shekve dhe në moshkjarës, dhe në sësënës! Allah shukur, ameliatta bulmadëm sizi, ama haber aldım. Ne zaman çıkıyor? Hemen oraya... Hoş hanım, iyi yakaladın ama ben sizinle beraber ameliyata girmek isterim birazdan. Sizi bir ameliyathaneye davet etmek isterim. Ne yapacaksın bana? O sana bir şey yapmaya gerek yok ama ortamı bir gör en azından. Öyle en azından korkutulacak bir yer olmadığını, çok sıcak bir atmosfer olduğunu, hiç öyle endişelenecek bir yer olmadığını bir gör. Sizin için hiç endişelenecek değildir. Değil. Ama bizim için orada biz bayılırız. Öyle mi? Bir şey olmaz. Ama gireceğim bak. Siz benim işimi aldınız, evet. Sunuculuk yaptınız, evet. Ben ameliyat yaptıracağım. Sen de ameliyat. Peki hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasılsınız Hayati abicim? Çok iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Şükür olsun. İyi. Sen şöyle çünkü seninle sohbet sıcak basar beni. Aynen. Hemen şu yanıta geleyim. Konuşalım seninle. Hadi abicim, işler nasıl gidiyor? Nasılsın? Çok teşekkür ederim, her şey yolunda. Gayet iyi. Şu an çekimdeyiz herhalde. Evet. Bizim çekimimizde rahat. Aynen. Sen vallahi, bir evde çay bir kere içiyorsun. Sevgili Big Mama, seni ve ekibini Samsun'da görmek bizim için büyük bir zevk. Aslında sen bizim Samsun'umuzun dünyadaki ekran yüzlerinden de birisin. Çünkü aşağı yukarı 15 yıldır değil mi? İlk gelişin 15 yıl öncesini bulur mu? Evet. 15 yıl önce ilk defa gelmiştim. Daha sonra 12 sene sonra tekrar geldin. Ve daha sonra birkaç kez geldin. Sen bizim için çok değerlisin, Samsun için çok değerlisin. Tekrar ekibinle birlikte hoş geldin Samsun'a. Hoş buldum. Ben de ekibin adına sana çok teşekkür ediyoruz. Her şey için, her ilgini için, bize yardımcı olduğun için bu program eğer sen olmasaydın Samsun'u o kadar güzel bir stüdyo tanımazdın. Çok teşekkür ederim. Her şey için katkın olduğun her bu program için sana çok teşekkür ederiz. Sen bir tanesin. Ben aynı zamanda Kosova'nın fahri konsolosuyum burada. Sen Kosova'nın... Makedonya'nın, Arnavut'un fahri konsolosuyum. Evet, aynen öylesiniz. Çünkü oradan çok hasta geliyorsan. Evet. Bir de sen sadece Big Mama'nın doktoru değil. Sen Big Mama'nın abisin, canısın. Ay canım benim, sağ ol. Ben dünyada eğer bir iyilik yaptıysam, Allah beni bir iyilikle sevindirse, seni tanıdığım için... Benim için büyük zevk. Söyledim. Çok güzel söyledin, çok güzel söyledin. Seni tanımak da benim için büyük bir zevkti. Hadi abi, evet. Hemen biz senin mesleğe dönelim. Tabii ki. Ne kadar zaman oldu bu mesleği yapıyorsun? Bir böyle küçük bir biyografi senin. Tabii ki. Sevgili Big Mama, şöyle ben... 1963 yılında doğdum. Bakın şu an 56 yaşındayım ve 30 yıldır da tıp mesleğinin içerisindeyim. 30 yıldır tıp doktoruyum. Estetik plastik cerrahide ise aşağı yukarı 25 yıl hemen hemen hatta daha fazla 27 yıl 28 yıl bitti plastik cerrahi mesleğinde. Önceden 19 Mayıs Üniversitesi'nde üniversite hocasıydım. Orada bölüm başkanıydım plastik cerrahi bölümünün. Daha sonra istifa ettim, ayrıldım ve FBM Estetik Tıp Merkezi'ni kurdum 14 yıl önce.
durmuyorsunuz evet. hocam. Sabahtan evet. akşama. Her türlü ameliyat yapıyorsunuz. Evet. Evet. Çeşit ameliyat yapıyorsunuz. Şimdi tabii estetik plastik cerrahi sevgili gibi çok geniş bir alan. Estetik cerrahi denildiğinde öyle sadece bir alan anlaşılmaması lazım. Alanımız çok geniş. Örneğin bizim burada saç ekim departmanımız var. Saçı olmayan erkeklere, kellere saç ekim yapıyoruz. Saç ekim bölümümüz var. Bir diğeri estetik cerrahi bölümü çok geniş. Estetik cerrahi denildiğinde sevgili Big Mama burun estetiği, yüz gençleştirme, göz kapakları estetiği, boyun germe, kulak estetiği, kol estetiği, meme estetiği, karın estetiği, bacak estetiği, popo estetiği. Yani bedenin hemen her yerinin estetik problemleri, kusurları bizim ilgilenmemize giriyor. Ben de bu saydığım bütün bölgelerle ilgili estetik ameliyatları yapıyorum. Her bir şey yapıyorsun. Parmağı da yapıyor musun? El estetiği bile var. Parmak derken el estetiği. Bakın elimiz de zamanla yaşlanıyor değil mi? Evet. Lekeler ortaya çıkıyor, böyle ızgara el ortaya çıkıyor, yağ dokusu azalıyor, o eski gerginliği, sıkılığı azalıyor. Onu da el estetiği yapıyoruz. Onu da kendi yağlarını alıyoruz. Kendi yağlarından o elin bütün deri altı bölgesini yağ enjeksiyonu yaparak elimizi daha pamuk gibi, daha ne diyeyim sana yumuşak, daha diri, daha canlı hale getiriyor. Çünkü yağ dokusu kök hücre içerdiği için orada hücre yenilenmesi yapıyor. Lekeler için de lazerle yeniyoruz ve daha doğrusu yaşlanan bir eli daha genç bir hale getirebiliyoruz. Ama en çok da yüz bölgesi gençleştirmesini çok sık yapıyoruz. Çünkü sevgili Big Mama ister istemez yaşlanıyoruz hepimiz. Zaman içerisinde yüzlerimiz aşağı doğru süzülüyor, sarkıyor, doğru mu? Doğru. Burnumuz aşağı doğru düşüyor, boynumuz sarkılıyor. Ve bunlar da bizi yaşlı gösteriyor. Yaşlı olduğumuz zaman da ruhumuz da bedenimiz çatışıyor ve huzursuz oluyoruz. Değil mi? Ruhumuz yaşlanmıyor doğru. ama bedenimiz yaşlanıyor. Ondan sonra geçinemiyorlar, kavga ediyorlar. Onları tekrar bir araya getirmek, birbirine yaklaştırmak için yüz gençleştirme ameliyatları ben çok seviyorum. Çok sık sayıda yüz gençleştirme ameliyatı yapıyorum. Yani düşünün 60 yaşında, 50 yaşında, biraz önce çıktım 43 yaşında bayağı. Bakın daha yeni ameliyattan evet. çıktım 43 yaşında ama yer çekimi çekmiş aşağı doğru, yüzü süzülmüş, sarkmış, kendimi kötü hissediyorum hocam dedi. 4 yıl önce eşimden boşandım dedi. Yeni bir hayat, yeni bir evlilik planlarım var dedi ama kendimi ben daha genç, daha fresh, daha canlı, daha genç olmak istiyorum dedi ve yüz gençleştirme ameliyatı yaptık. Ama 80 yaşına gelmiş yüz gençleştirme ameliyatı yaptığımız olgular var. Bakın 80 yaşına gelmiş, yüzde bütün o kaş kaldırma, senin göz kapak estetiği. Senin bir iki tane videon var ya televizyonda, onları biz göstereceğiz. Evet. Burada ben biraz duracağım, montajda Aryan koyacak. Evet. En konuşulduğun ameliyat o iki ameliyat. Evet evet, çok konuşuldu. Senin çok değişimlerin doğru. oldu, çok enteresan ameliyatların oldu. Ama o kadınları ya hep kim gördüyse, kime gösterdiyse yok doğru, yani. Doğru, inanmıyor gösteriyor. O zaman biz burada bir duracağız, benim izleyicilerim görsün. O tamam. iki kadın kim bir memnuniyetle. Anlatır mısın? Mesela şöyle, biz şimdi sevgili Big Mama, Show TV'de biliyorsun program yapıyoruz. Show TV'de her hafta bir kadının değişim operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Kendini beğenmeyen, kendini mutsuz hisseden, gençleşmek isteyen kadınlar o programa müracaat ediyor. O program değerlendiriyor ve o program uygun görülen hastaları bize veriyor. Bana teslim ediyor. Ben onu hastaları alıyorum. Samsun'a getiriyorum ve Samsun'da yüz gençleştirme operasyonlarını yapıyorum. Operasyon sonrası 1-2 ay iyileşme döneminden sonra tekrar ekrana çıkıyoruz. Sevgili Ebra Kerim programına, Kendine İyi Bak programına, Show TV'de. Ve onların o değişim hikayesini, değişim serüvenini gösteriyoruz. Hakikaten bu iki kadın inanılmaz bir değişim oldu. Çoğunda oluyor zaten ama bu çok daha fazla ilgi çekti, öyle diyelim. Hani yaş da evet. büyük olduğu için kadın inanılmaz mutlu oldu. Bir anda psikolojisi değişti, özgüveni yerine geldi. Hakikaten insan düşünün, bazen bir saçınızın bozulması bile sizin evet. özgüveninizi etkiliyor. Kuaföre gidiyorsunuz kendinizi iyi hissetmek için. Düşünün ki bu bütün yüz sarkmış, boyun sarkmış, yanaklar sarkmış, kaşlar düşmüş, göz kapakları sarkmış, dudaklar incelmiş. Bunların hepsinin bir anda yapıldığında o insanın psikolojisinde inanılmaz bir değişim pozitif yönde oluyor tabii ki. Şu videoları izleyelim. Të dashur shikus, do të shohim dy video që kanë bë bujt madhe këtu, se si janë dukë para operacionit dhe mas 2 muaj operacionit, që ju ka bë komplet ftyrën. Si kanë qenë dhe si janë. Ndjekim videot edhe kthehemi sërish në bisedë. Besoj se keni me të shkum gjithë, bashkë ashtu si ne, hajtë ja bizim. Ben orda, Makedonia'dan
çoğu arıyorlar, diyorlar ki Big Mama böyle böyle, bu ameliyat, o ameliyat. Ben de hayatı yak başardım. Benim doktorum her bir ameliyatı yapıyorum, hava atıyorum. Çoğu bana bunu diyorlar. Bir estetikçi her bir ameliyat yapamaz. Plastik cerrahi, plastik cerrahi gerçekten çok geniş bir alandır. Plastik cerrahinin içinde estetik cerrahinin dışında rekonstrüktif cerrahi vardır, doğuştan anomaller vardır, değil mi? Trafik kazaları vardır, çene bozuklukları vardır. Çok geniş bir seksiyon var bizim plastik cerrahinin, ama ben estetiği tercih ettik tabii. Şu an en çok yaptığım, benim tek yaptığım daha doğrusu, en çok demeyeyim, estetik cerrahi. Estetik cerrahinin de bütün olarak düşünün. Estetik cerrahi tek başta düşünmüyorum, bedeni bir bütün olarak düşünüyorum ve ben bütünüyle ilgiliyim. Yani aynı zamanda bütün yüz, bütün vücut. Hepsiyle ilgiliyim. Hepsini çok seviyorum. Onları birbirinden ayıramıyorum. Şimdi bir insanın 5 tane çocuğu olsa, evet, hangisini daha çok seviyorsun mesela, ne cevap verir? Şimdi ben de diyemiyorum ki ben en çok şu ameliyatı seviyorum. Çünkü ben hepsini çok seviyorum. Dolayısıyla burada cerrahın tecrübesi, deneyimi, o ameliyatlarla ilgili bunlar çok belirleyici. Sevgisi çok belirleyici. Ben bugüne kadar 10 binlerce ameliyata girmişim. Bakın 10 binlerce. Öyle 3 tane 5 tane, hani az olsa sadece onu yapıyorum dersin. Her bir ameliyattan binlerce yapmışım. Binlerce hastayla ilgili tecrübem oluşmuş. Dolayısıyla ben bütünsel olarak düşünüyorum. Yani ben sadece yüzde burnu düşünemiyorum. Çünkü yüzü de oluşturan sadece burun değil ki. Burunun yanında göz kapağı etkiliyor. Dudak etkiliyor. Çene etkiliyor. Kulak etkiliyor. Bunların hepsi bir bütün. Vücutta göğüs etkiliyor. Karın etkiliyor. Bel etkiliyor. Bu hepsi bir bütün. O yüzden ben hepsine karşı ayrı bir sevgim var. Hepsine karşı ayrı bir sempatim var. En çok hangi ameliyat yapıyorsun o zaman? Şimdi tabii çok olarak belki şöyle söyleyebilirsin. Hepsini yapıyorum ama örnek veriyorum. Yüz gençleştirmeyi çok yapıyorum. Mesela bugün yaptım. Yarın her gün hemen hemen var yüz gençleştirme ameliyatı. Çok sık yapıyorum. Bir de vücut estetiğini çok seviyorum. Mesela şu an Makedonya'dan gelen, Kosova'dan gelen iki tane tesadüfen sen buradayken, evet, geldiler. Değil mi? İki sene mesela bir tanesine ne yaptık? Göğüs büyütme yaptık. Evet. Meme büyütme silikon ameliyatı yaptık. Çok yaptım bir tanesi. Meme ameliyatlarıdır. Meme küçültme, meme büyütme, silikon ameliyatları, bir de dikte toparlama, sarkmış olan göğüs toparlaması çok sık yapıyoruz. Yine erkeklerde ve kadınlarda karın sarkması, doğumlara bağlı, kilo alıp vermeye bağlı, zaman içerisinde vücut ne yapıyor? Sarkıyor. Yani düşün ki bir insan, kadın hamile oluyor, 50 kilo ile sonra 70-80 kiloya çıkıyor, doğum yapıyor, o sarkan vücut ne yapıyor? Karnı bozuyor, beli bozuyor, vücut kıvrımlarını tamamen bozuyor veya işte zayıflama ameliyatı oluyor, değil mi? Bariyatrik cerrahi oluyor. Kilolu insanlar zayıflama ameliyatı sonrasında vücut sarkıyor. O sarkan vücudu yeniden toparlanarak tekrar kadın vücudu, erkek vücudu oluşturmak için, ki bugün diğer yine Kosova'dan gelen hastamızı yaptığımızda oydu. Daha önceden zayıflama ameliyatı geçirmiş. Evet. Ve vücudunda sarkıyor. Kerim gibi sonra da. Evet. Önce Kerim'e bir yıl sonra hayat geliyoruz. Aynen. Sonra bana geldi. Ve onları ne yaptık? Hem memelerini toparladık. Erkek meme küçültme, toplaşma yaptık. Hem karın germe, hem bel oluşturma. Yani vücut şekillendirme operasyonu yaptık. Dolayısıyla ben estetiğe bir bütün olarak bakıyorum. Kombine estetik diye. Kombine estetik kavramı altında birleştiriyorum. Bence sen kombine estetik. Belki çoğu yapıyor ama ben bir tek senden duydum. Bir girişte 5 tane 6 tane ameliyat yapıyorsun. Evet, mesela bir tanesini bilmiyorum sen görmüş müydün, öbür girişinde bir hanım gelmişti Hollanda'dan. Hı. Bakın aynı anda ne yapmıştık ona kombine olarak. Çünkü bazı insanlar vardı ki sadece burun yaparsanız o insan mutlu olmaz. Evet. Yani sen bana sadece burun yapayım, bunu güzel yapayım, mutlu olmaz. Neden? Çünkü kaşı düşük, göz kapakları sarkık, yanakları sarkık, boynu sarkık, dudakları ince, memeleri sarkık, karnı sarkık, doğru mu? Evet, evet. Şimdi bu insan nasıl mutlu olacak? Sen sadece burnunu yapayım göndereyim onu. Olamaz. Dolayısıyla bu bir bütündür, değil mi? Tam bütün olarak o dış görünüşün tamamen değiştirilmesi gerekiyor. Mesela ben kadına ne yapmıştım onu söyleyeyim. Aynı anda burnunu yapmıştım, göz kapaklarını yapmıştım, kaşlarını kaldırmıştım, yüzünü germiştim, boynunu germiştim, yüzüne ve dudaklarına yağ transferi yapmıştım. Kol germe. Kolları sarkıktı. Kol germe yapmıştım. Kol germe yapmıştım. Kol germe yapmıştım. Oluyor mu benim? Seninkine ufak bir müdahale yapacağız. Bak şöyle olsun istiyorum ben. Bakın. Hoppa. Bakın şu. Öyle İstiyorum mi? Böyle olsun. Evet. Biraz düştü. Bakın. Öyle ya, tutsana. İstiyorum böyle. Evet. Dolayısıyla ne yapmıştım? Bunların hepsi artı meme büyütme. Aynı anda toplum artı büyütme. Karın germe ve liposakçın 9 ameliyatı. Aynı anda yapmıştık kadını. Kadın ameliyattan çıkınca sanki kamyon basmış olmuş. Evet, her tarafı sarılıydı, belki hatırlarsın, görmüşsün. Tahmin ediyorum senin bir önce gelişinde vardı o hasta, öyle hatırlıyorum, evet, ben. Dolayısıyla şu an çok mutlu, biz de çok mutlu olduk. Neden? Çünkü her bir ameliyatı ayrı ayrı zamanda yapmaya kalksan hem zaman kaybıdır, hem ekonomik kayıp, hem de mutlu olmaz ki. Yani evet, siz bir insanın, dedim ya, aynı anda kaşları düşük, burnu büyük, boynu sarkmış, yüzü sarkmış. Bu insanın sadece bir tane ameliyatını yapmakla mutlu olur mu insan? Olamaz. Bütüncül bakmak lazım. Kombine bir şekilde. Kombine vücut estetiği, özür dilerim, kombine yüz estetiği ve kombine vücut estetiği olarak değerlendirmek lazım ki o insan kendini iyi hissetsin.
Hayat abi, bu son zaman kızlardan duyduğum çok moda şu Brezilya mı diyorlar? Popo, Brezilya poposu. Evet, yağlar alınıyor. Evet, popo ameliyatları özellikle son yıllarda çok popüler oldu. İşte Amerika'da Kim Kardashian biliyorsunuz. Evet. Yani onlar özellikle bazı insanlar özellikle popüler izlettiler. Bana ne ihtiyacın varsa onu soruyor. Evet, Shakira gibi. Yani özellikle Brezilya'da o bölge yapısal olarak, ırksal olarak biraz daha büyük, biraz daha belirgin vücudun evet. Diğer bölgelerine göre. O yüzden çok popülerize oldu. İnsanlar biraz o bölgelerin biraz daha belirgin olmasını, biraz daha büyük olmasını arzu ediyorlar. Ve biz de bu amaçla popo estetiği yapıyoruz. Yaptığımız işlem vücudun diğer bölgelerinden, işte bel bölgelerinden, popo üstü bölgelerden, karın bölgelerinden aldığımız yağ dokusuyla yukarıyı inceltiyoruz. Aldığımız yağla da popo bölgesine enjekte ederek, lipofilik yöntemi yaparak popoyu daha belirgin hale getiriyoruz. Dolayısıyla bel incelmiş, popo daha belirgin hale gelmiş oluyor. İşte Brezilya poposu diye ifade ettikleri popo şekli bu. Bunu da iki şekilde yapıyoruz dediğim gibi. Bir yağ enjeksiyonu, kendi yağından. Bir de silikon protezler var. Tıpkı bakın meme büyütme için ne yapıyoruz biz? Hangisi en sağlıklı? İkisinin de yeri ayrı, sağlıksız değil, ikisi de sağlıklı. Mesela kadınlarda meme büyütme yapıyoruz ya, silikonla. Bir şey duydum, aynısı... sanki silikon popoya zararlı... Yok, hayır. Silikon popoya... Problem oluyor popoda. Oturmaya hiçbir zararı yok, üzerine zıplasa bile ona bir zarar veremez. Eğer iyi yapılırsa, iyi pozisyonu verilirse, iyi şekil verilirse, aynı meme ameliyatında olduğu gibi ömür boyu gider. Memede nasıl ki biz protez koyuyoruz, memenin üzerine yatabiliyor, istediği kadar sıkabiliyor ve ona zarar vermiyor. Evet. Çünkü çok dayanıklı. Belki beni hatırlarsın, kendi Instagram sayfamda gördüm, paylaştım. Arabayla geçtiniz. Evet, televizyonda da paylaştım. Show TV'de canlı yayında gösterdim. Onu da paylaşacağız. Instagram'da, onu da gösterin siz evet, Instagram'da evet çünkü ben onu paylaştım. Üzerinden araba geçirdim. Üzerinden araba geçirdim silikonu. Evet. Ve patlamadı. Yani dayanıklılığını gösterim anlamda söylüyorum bunu. İnsan bedeninde kalabiliyor, dayanıklı bir şekilde onunla beraber ömür boyu kalabiliyor. Normalde. Ömür boyu normal ömür boyu hiç kalabiliyor. Hiç çıkartman gerekmiyor. Hiç çıkartman gerekmiyor. Bazen protez yaşlanması olursa, protezde bir şekil bozukluğu olursa işte o zaman çıkartıp yenisini koymak gerekir ama çok büyük bir kısmında ömür boyu gidiyor, çıkartmak gerekmiyor. Saç ekiminin sormuyorum çünkü saç ekimi senin için fön çekmek. Saç ekimi bizim için kolay. Evet. Çünkü gerçekten dünyanın her yerinden sevgili Big Mama, bakın Amerika Birleşik Devletleri'nden, Arap ülkelerinden, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, bütün o Arap ülkelerinden, artı Azerbaycan başta olmak üzere kardeş Doğu ülkelerinden, Türkiye Cumhuriyetlerinden, Rusya'dan hastalar saç ektirmek amacıyla veya diğer estetiklerini yaptırmak amacıyla Samsun'a, kliniğimize geliyorlar. Bu da bizim için gerçekten mutluluk verici, onur verici. Samsun'da biliyorsun çok güzel bir yer. Geldik Samsun, evet. Hayati abinin Miami'si, evet, Türkiye'nin evet. Miami'si. Evet. Bayılıyor bu ülkesi, bu şehre. Yerine, aynı. Şehre. O kadar seviyorsunuz. Miami çok güzel. Evet. Abi, sen gel bir Priştine'yi gör, bir Tetovay'ı gör. Aa gördüm, çok güzel. Ben buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ben Tetovay'da gördüm, Priştine'de gördüm, sayende hepsini evet. Gördüm. Çok teşekkür ederim. Üsküp'ü de gördüm. Gerçekten Tetova'da, Priştina'da harika yerler ve buradan onlara hepsine selamlarımı gönderiyorum ve gene geleceğim. İnşallah gene geleceğim. En kısa zamanda geleceksin. Geleceğim programda konuk olacağım inşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Şimdi biz seni fazla durdurtmayalım. Estağfurullah. Ne estağfurullah. Ameliyat yapacaksın şimdi? Şimdi yapacağım ameliyat tabii bir hanımefendi kilolarına bağlı karında sarkma meydana gelmiş. Çok sarkık karın ve karın germe estetiği, karın germe, karın ameliyatı yapacağım. Bakın kadınlarda da erkeklerde de karın bölgesi eğer düzgün olmazsa, eğer güzel olmazsa o insanın bedenini olumsuz etkiler, psikolojisini olumsuz etkiler. Kendini kadın gibi hissetmez. Dolayısıyla o bölgenin kadınsı bir şekilde yeniden fazlalıklarını alınarak bel ve karın bölgesini şekillendirmesi yapmak lazım. Biraz sonra hastamız biraz yaşlı ama estetiğe başlayacağız biraz. Hadi başlayalım. Hadi hazırlanalım. Hadi. Evet. Burası? Burası bizim ameliyathanemiz. Burada her şeyimiz. Ameliyatlarımızı burada yapıyoruz. Liposuction burada yapıyoruz. Karın germe burada yapıyoruz. Yüz gençleşme burada. Her şeyi burada yapıyoruz. Başka odalarımız da var. Bir tanesi burası. Biraz sonra burada başka bir hasta alacağız. Hı hı. Şimdi öbür odada bir ameliyat başlıyor. Oraya bir geçebiliriz isterseniz. Tamam. Hadi. En azından bir görebiliriz. Evet. Tu tadaş çocuğuz montajını sesi bahat. Saç ekimi yapıyoruz şimdi. Uyuyor. Ama böyle tabi uyuyor. Şu an hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey hissetmiyor. Yani uyumuyor. Normalde uyanık ama dinleniyor. Yatarken ister evet. İstemez uyuyor. Yani rahatlıktan uyuyor. Ne güzel. Yoksa ameliyat hani genelde zaten değil. Lokalle hiçbir ağrı duymuyor bakın.
Şu an orada işlemleri yapıyor. Hiçbir ağrısızı duymuyor. Ne güzel. Burada ha. Saç çekimleri oluyor. Burada televizyon orada. İzliyor. Gelin böyle. Burada bakın televizyon izliyor ekranda. Ama bazen müzik dinliyor. İstediği zaman film izleyebiliyor. Yukarı niye öyle? Öyle öyle. Yukarıdan aşağı gitsin. Elime gelmesin o kilosu. Elime gelmesin. So. Tabii. Gel. Buradan giriyoruz şimdi. Ne yapacağımı kısaca anlatayım size. Evet. Hastanın biraz kilosu var, biraz değil, bayağı var ve sarkan derileri var. Bu evet. Deriler onun otururken, kalkarken, tuvalet temizliği yaparken altı pişik olduğu için tüm hayatını olumsuz etkiliyor. O sarkan, taşan deriyi içindeki yağ dökümlerini alıp ortadan kaldırıyoruz inşallah. Amacımız o. Şöyle. Kısaca mı? Şurayı görüyorsunuz. Evet. Şu bölgenin tamamını alacağım bakın. Görüyor musun şurayı? Evet. Burayı. Bakın buraya alarak. Karnı en azından şu sarkan kısmı şu yattığı için belli olmuyor. Ortadan kalacağım biraz sonra. Tamam. İsterseniz operasyona başlayayım siz bunu. Kolay gelsin sizi. Kesmeye başlayabilirim isterseniz. Aslında var ya ben sonra çeksin çeksin de. Hayır, bayılmasın değil mi? Önce su vereceğim ha. Önce su veriyorum arkadaşlar. Korkma şimdi gel. Ne veriyorsun? Su veriyorum ben. Sigurisht në rrumë kjo është shmenduria e radhës me e madhe që kom bo. Yeah. Unë nuk jom normal, unë si jom mirë, unë jom me trendë, unë kreti di. Si jom të eduru këtë gjojnë, si jom të pas e di. Ne si jom të eduru edhe vetë jom të i bo. Napjus. A, pse i kom shel vesh nuk e di. Një kulakları më ka pëtyrë bilmiyor. Gezlerimi ka pëtëm kulakları më, pim shelimi. Çok güzel yapıyorsunuz. Süper, devam edin. Ben rahatlıkla size izliyorum. Hiç zorlanmıyorsun izlerken değil mi? Evet, hiç zorlanmıyorum. Bak beni düşürmeyin, bir şey görmüyorum. Oraya yaptım, şimdi tarafa. Şuradan öyle. Shikus, unë smujta me qëndru, e pam finalizimin e operacionit, tërheqjen e lëkurës, edhe pse unë vete kom bo këtë gjë, kom bo para 10 viteve, po ta shumë dikë tjetër nuk mund që ata duroj. Edhe pse rrezikoj për shumë operacione, për shumë gjëra, edhe prap mund të hyta bëj edhe qatë intervenim, po më vjen ma mirë me bo se sa me pa. Se kur pe bëj, jom gjumë, jom në anestezion, s'kuptoj. Bukurit, një ajër i pastër, dëgjojmë këto cicërimat e zogjive. Këtu jemi me një koru ormani që i vjen koru mal, një vend fantastik, këtu na pret zotri Hakani, dhe për më shumë detaje për këtë vend do të na shpjegon zotri Hakani. Merhaba! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz çok nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz şu an koru ormandayız. Evet. Bize ilk önce bir kendinizi tanıtın, sonra da köyle ilgili başlayalım, geziye de başlayalım. Ben Hakan Karaali,
Bafra için hepimiz Sivil İnisiyatif Grubu'nun bir üyesiyim. Burası da o grubun bir projesi. Burası Samsun iline bağlı Bafra ilçesinin Sürmeli köyü. Burada çiftçilerimiz yaklaşık 22 aile ekolojik tarım yapıyor, üretiyor ve ürettiklerini her pazar günü burada tüketicilere sunuyor. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Biz pazara doğru girebiliriz ve konuşmalarımıza devam edebiliriz. Bu köy. Ne için daha tanılıyor? Şimdi bizim köyümüz 1924 yılında Yunanistan'dan mübadeleyle gelmiş, Selanik'ten. Buraya yerleşmişler. Bu köyümüz esasında tütün üreticisi. Fakat tütün üretiminin düşmesi nedeniyle ne yapabilir köy diye düşünüldü ve köyde yaşayanlar ve Bafra'nın önder insanları köyümüze su gelince burada ekolojik tarım yapmaya karar verdiler. Bütün ürünlerimiz sertifikalı olarak denetimli organik üretiliyor. Fakat sertifikalı olmayan köy ürünü tabir ettiğimiz ürünler de var. Burada yazlık ve kışlık sebze üretiyoruz. Meyve üretimimiz yok. Patlıcan, domates, biber, efendim bamya gibi ürünlerimizin yanında hanımlarımızın, ablalarımızın üretmiş olduğu konserve tarzı ürünler de var. Meşhur bir ürün diye bir ürünümüz yok. Evet. Hep ürünler burada mı oluyor? Bu köyde mi yoksa? Tamamı bu köyde üretiliyor. Başka hiçbir köyden ürün gelmiyor. Çünkü organik tarımda biliyorsunuz bir kontrol mekanizması var. O kontrollü kimyasallardan arınmış, tamamen hayvan gübresiyle ve ekolojik ilaçlar kullanılarak üretilen insan sağlığına uyumlu ürünler bunlar hanımefendi. Buradan başlayalım. Evet. Evet. Burada. Merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Siz burada ne satıyorsunuz? Satıyorsunuz değil mi? Aynen. Süt, peynir, çekirdek, turşu, sebze, her türlü şeyi satıyoruz kendi ürettiklerimizi. Kendiniz üretiyorsunuz. Kendimiz üretiyoruz. Şunun reçetesini bana verir misiniz? Nasıl yapıyorsunuz? Sütten yapıyoruz. Sütten? Süt çekili. Sütü çöktürüyoruz, ondan sonra kaynatıyoruz, çekili oluyor. Buna nasıl diyorsunuz? Süt çekili diyoruz. Süt çekili. Kjo, do me thënë, është gjizajon, që e prodhojnë vetë, gjiz, kjumsht, bunlar da turşu. Turşular. Turşu. Patlıcan, kavun turşusu. Patlıcan ve kavun turşusu. Okey, çok teşekkür ederim. Siz de kolay gelsin, biz devam edelim. Ya. Şöyle şu tarafa doğru yürüyelim. Tamam. Yumurta mesela, da görüyoruz. Mesela burada yine ben sizi köyümüzün derneğinin başkanıyla tanıştırmak istiyorum. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Derneğimizin başkanı. Başkanı. Evet. Nasıl? Ziyaretçiler var mı? Var. Şu an İstanbul'dan bir ziyaretçimiz var. Merhabalar, nasılsınız? İyi çok misiniz? Biz de Kosova, Makedonya, Arnavutluk bölgelerinden geliyoruz. Öyle mi? Ay, çok hoş. Sağ ol. 5 sene önce biz de oradaydık. Geldiniz mi ziyarete? Yani, nereye geldiniz? Bursa, Hersek, Arnavutluk, o bölgeyi, Dubrovnik falan her tarafı gezdik. Beğendiniz çok, mi? Çok, çok muhteşem. Arnavutluk, Kosova'yı? Muhteşem. Çok çok beğendik. Bir kere çok sıcak, halk çok güzel. Evet. Kardeş gibi böyle çok hoştu, çok güzel, çok mutlu olmuştuk biz de. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz İstanbul'dan sadece bu pazar için mi geldiniz yoksa gene? Bu pazar için gelmedim ama bu pazarı biliyorum. Ben zaten bu köyde doğmuşum ama burada hiç yaşamadım. Ama bu pazar için de özellikle bugün buraya geldim. Ne güzel. Hayırlı günler çok o zaman. Ediyorum. Çok teşekkür çok ederim. Sonra da bu ekmekten tatacağım ben, tamam mı? Şimdi burada görüyorsunuz ekolojik ürünlerimizin yanında evet. Köy ürünü dediğimiz ablalarımızın üretmiş olduğu konserveler, turşular ve el yapımı.
tencerelerde kaynatıyoruz. Onun suyunu alıp tekrar pekmez yapıyoruz. Bu şekilde geliyor. Çok teşekkür ederim. Ben yine geleceğim buraya. Bir tur atalım. Fidan, 40-10 per Fidan'in, Seharova Fidan'in. Ya bak kameramanım benim küstü. Küstü, küstü. Kendi ellerimle besleyeceğim Fidan'ı daha çok. Ver, ver. Ötekine de vereyim. Vereyim, vereyim. Bak, bak. Bu rahatsız, rahatsız. Çelik. Hadi daha iyi çekerler şimdi. Bunlar da köyümüzde yine üretilen mesela erişte. Bu bizim köyümüzün kimliği gibi. Evet. Ya yani mübadillerin kendi evlerinde üretmiş olduğu ürünler. Bunlar fasulye tarla ürünleri olmuş oluyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Benim doğduğum yerin Tetova, Kalkandelen. Fasulyesi daha güzeldir. Ben bir daha geldiğimde size fasulye getireceğim. Çok şey lezzetli duymuştum, evet. Ya, Türk yemekleri gibi yoktu evet, ama evet. Bizim de. Hoş bulduk. Görüyorsunuz tekrar yine burada. Şimdi şöyle bir talihsizlik var. Biraz önce bahsetmeye çalıştım. Sezonun başı, ürünlerimiz biraz az. Dikkat ederseniz tarla ve sera ürünleri. Çünkü Mart ve Nisan ayında ekilmeye başlanıyor. Yazın artık ürünlerimiz çıkıyor. Şu anda kışlığın sonu. Dolayısıyla da yazlığımız yok. Biraz tarla ürünlerimiz de şey. Turşular az az gidiyor. Aynen. Isırgan var orada görüyorsunuz. Soğanlar, efendim nane vesaire. Salça şeyleri. Evet. Görüyorsunuz tekrar. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Hoş bulduk. Yumurtalar da. Aynen, de. Köy yumurtaları. Bakın burada yine. Hoş bulduk. Yine. Nasılsınız? Kolay gelsin. Şey İyi misiniz? İyiyiz. Şükürler olsun. Kamil abi, neler var sizde? Tarhanalarımız var, salçamız, peynirimiz, yoğurdumuz, ürettiklerimizi evimizde üretilenleri burada satmaya uğraşıyoruz. Satıyor musunuz? Çok şükür satıyoruz. Güzel. Ben ilk defa böyle kırmızı tarhana görüyorum. Evet. Kırmızı bizim. Biz Balkan göçmeni olduk. Tamam bu bizden çıktı. Nereden göçmenlik? Biz Kavala. Yunanistan Kavala. Yunanistan. Evet. Dedim tam bizden çıkacak Arnavut ama Yunanistan'dan. Tamam bizdensiniz. Yakınız ya. Arnavutluk'la yakınız. Siz Arnavutluk'tan mı geldiniz? Biz ben Makedonyalı ama Arnavut. Makedonya. Evet ama kameramanlarım Kosova'dan. Hepimiz çok gezmek istemişimdir oralara. Gelin, buyurun gelin. İnşallah nasip olursa gelme niyetim var yani. Bekleriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Buyurun. Burada da yine devam ediyor. Sonra aslında köyümüzde şöyle bir yapı da yaratmak istedik. Evet. Bakın burada gözleme evi var. Biz buraya pazara gelen... Kızlarımızı doyuracağız. Aynen. Tabii ki. Buraya gelen ablalarımız, misafirlerimize görüyorsunuz gözleme yapıyorlar. Kahvaltı merhaba, veriyorlar. Bize gözleme var mı? Tabii ki var. Nasıl hazırladığını bir görebilir miyiz? Gösterebilir misiniz? Hoş bulduk. Afiyet olsun.
Gözlemeyi yedik, gözlemeyi gördük. Devam edelim, şunu çayları şimdi, da organik. Burası organik çay ocağımız. Burada hem orada semaverle misafirlerimize veriyoruz, hem de içeride. Buyurun. Gelelim. Çayları burada pişiriyorsunuz. Aynen. Afiyet olsun, merhaba. Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Çaylar, çay ocağını ben işletiyoruz biz. Kendiniz, evet, kendimiz, evet. Oh, ne güzel. Biz çaylarınızı içtik. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Öylece burada da çay gibi yapıyorlar misafirler. Buradan sonra nereye devam ediyoruz? Burada daha sonra gelen misafirlerimiz eğer ailece veya yalnız gelmişlerse bu koruluk alanımızda yerlerimiz var. Orada kendileri aileyle güzel vakit geşiriyorlar. Piknikle biz böyle doğru aynen, gidelim. Aynen. Bir şey de soracağım. Tabii. Siz burada çok festivaller düzenliyorsunuz. Tabii. Biz burada olmayacağız da haftaya sizin bir uçurum... Uçurtma festivalimiz var. Onlardan biraz bir bahsedelim. Kaç tane festival neler yapıyorsunuz burada? Nisan ayında özellikle yukarıda gördüğümüz tepede orası inanılmaz oluyor. Her taraf uçurtma oluyor. Yani çocuklar, gençler, büyükler, yetişkinler. Uçurtma festivalimiz var. Sonra Samsun'da yapılan ot yemekleri festivali için burada yarışmacılar köyümüzden otları topluyor. O otlardan yemek yapıp festivalde insanlara sunuyor. Köyümüzde iftar şenlikleri var. Yine Cumhuriyetimizin kuruluşuyla ilgili 29 Ekim şenlikleri var. Bir de tohum takas şenliği yapıyoruz burada Eylül ayında. İnsanlar kendi aralarında GDO'su değişmemiş. Efendime söyleyeyim, ekolojik kendi yerel tohumlarını birbirleriyle değiştirip çenç yapıyorlar. Bu da bir festival olarak kutlanıyor. Bu tür faaliyetlerimiz mevcut. Sergi açıyoruz. Köyümüzün kahvesinde 3 kere sergi açıldı. Hatta biri de benimdi. Evet. Fotoğraf sergisi, resim sergisi gibi. Bu tür faaliyetlerimiz mevcut. Konserler veriliyor belediyemiz tarafından, okulumuzun avlusunda. Bu şekil faaliyetler var köyümüzde. O zaman biz bir fotoğraf hatırası çekelim burada. Tabii ki. Ve biz de tripimize devam edelim. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Çok, çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Her zaman bekliyoruz. Çok sağ olun. Prate dașo șicus, ne vazdoim me tripin ton me șatitie tona këtu në Samsun, në rrethin të Samsunit, në për katunet, në për vendet e bukura se ku po shkojmë tash. Hajdeni me ne, hajdeni me ne, hajdeni me ne dhe kuptoni ku po shkojmë.
Büyük olmak üzere 20 tane gölümüz var alan içerisinde. Yine hemen Subasar ormanlarından... Göl burada da mı yoksa bu, sadece... Burası yılın 6 ayı suyun içerisinde. Evet. Tabandan besleniyor buranın. 6 ayı suyun içerisinde. Merkezi bungalov evler. Gelen ziyaretçilerimiz ziyaret öncesi burada konaklayabilirler. Yine çocuk oyun alan parkları yapılıyor bu bölgede. Yine kır lokantası hemen görmüş olduğumuz. Artık Haziran ayı itibariyle gelen ziyaretçilerimize hizmet verecek bu bölgede. Yeni yapılıyor. Evet, yeni yapılıyor. Çok güzel de gözüküyor. Evet, evet. Bizde de Haziran'da gelirsek burada konaklayacaksınız. Evet, evet, burada konaklama imkanı ve gelen ziyaretçilerimiz artık burada çocuklarıyla, tüm eş ve dostlarıyla beraber bu bölgede konaklayıp alanı gezebilme imkanı sunacak bir binalarımız. Biz tek baştayız. Bir şey soracağım. Kuş cenneti ama burada sadece kuş değil, atlar da görüyorum. Evet, Kızılırmak Deltası kuş cenneti sadece kanatlara değil, yabani yılkı atlarına, sığırlara, mandalara, yaban tavşanlarına, su samurlarına, birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Neden kuş cenneti ismi? Neden kuş cenneti? Daha çok kuş herhalde. 560 bin dönümlük arazide özgürce yaşadıkları bir alan olduğu için kuş cenneti. En yoğun dönemi Aralık ve Ocak dönemleri. Kışın kuzeyde göllerin donmasıyla kuzeyden güneye bir göç oluyor. Hayvan Karadeniz'i geçtikten sonra beslenme alanı olarak ilk deltayı görüyor. Korunaklı bir bölge, yaşam alanı ona uygun, besin yönünden de zengin olduğu için o yüzden dolayı Kızılırmak Deltası. Evet, görebileceğimiz türler. 3,5 kilometrelik bir yürüyüş iskelemiz var. Alana yürüyerek de gidebiliyorsunuz. Aracınızı park ettikten sonra iç kısımlara doğru girme imkanı sağlıyor yürüyüş iskelemiz. Burada da görebildiğimiz türler var. Alan içerisinde iç kısımlara iskele sayesinde girerek bayağı bir türü yakından görebiliyoruz. Yine sağlı sola bakın, sulak alan dediğimiz bölge. Yine Ramsar sözleşmesiyle korunuyor. Bölge Türkiye'de ilk ve tek olarak UNESCO Dünya Mirası yedek listesine girdi. Asıl listeler için çalışmalar devam ediyor. Haziran ayı itibariyle netleşecek. Yine bakın, yine burada bilgilendirme panolarımız var. Alanda en yoğun olarak görülen tür sakar meke dediğimiz türler. Evet, bu alanda bol miktarda görebiliyoruz. Yine iç kısma doğru yürüyüş iskelemiz bu türlerin hemen hemen %70'ini bu mevsimde görebilme imkanı sağlıyor. Bu iskele 3,5 kilometre evet, mi? 3,5 kilometrelik. Biz şimdi 3,5 kilometre mi? Evet, muhtemelen biz biraz daha gidip geri döneceğiz. Tamam. Ama tam gününüz olduğunda aracınızı park edip bu iskeleyi gezebiliyorsunuz. O zaman biz bir başka bir gün sadece kuş cenneti için gelelim. Bütün bu yere gezmek için, dolaşmak için kaç saatin alır? Kesinlikle saatler yetmez. Bir günde gezilebilecek bir alan değil. Evet. Bu
en sadece bu evet, sadece bir saat bu iskeleyi gezebilirsiniz. Tam gününüzü ayırıp gezebileceğiniz bir alan. O zaman biz 3,5 kilometre yürümeyelim, drone'u salalım, drone göstersin, izleyelim. Yapılıyor. Yine bakın kuşların yoğun olduğu bölge. Bahar göçleriyle gelen sarı kuyruk sallayan dediğimiz türler şu anda. Yine alan içerisinde 554 bitki türü var dedik. En yoğun olarak görülen bitki türü goga. Jungus dediğimiz bitki türü. Hemen bakın görebiliriz. Ucu sivri dikenlidir bu bitkinin. Jungus. Kanatlılar genelde altlambunun içerisine giriyor. Yuvayı tam ortasına yapıyor. Ucu sivri dikenli olma sebebiyle de diğer yırtıcılara karşı aynı zamanda kendini kamufle ediyor, koruyor. Yine sol tarafta gördüğümüz türler bakın. Küçük ak balıkçıl dediğimiz türler. Şu anda kuluçka dönemleri kanatlıların. Bir ay sonra bu bölgeleri daha da yoğun olarak görebiliyoruz alan içerisinde. Ne güzel. Şimdi o kadar çok kuş yok değil mi burada? En yoğun dönemleri Aralık ve Ocak dönemleri. Sonbahar ve ilkbahar dönemleri olmak üzere alan iki mevsimde göç alıyor. Ama biz 156 türü yaz kış bu bölgede görebiliyoruz. Kuşlar nereden geliyor? Nereye gidiyor? Evet, güneyden geliyorlar direkt kuzeye kadar. Güney Afrika'dan, Kenya'dan yola çıkıp Finlandiya'ya kadar giden türlerimiz var. Bize Kosova'ya geliyor mu? Muhtemelen geliyor. en yoğun dönemi Aralık ve Ocak dedik ama ilkbahar göçleriyle örneğin ak leylekler geldi. Yine erguvani balıkçıl türleri alan içerisine geliyor. Şu anda kelaynak türü familyasından çeltikçi dediğimiz türleri görebiliyoruz. Ama alan içerisinde gelenin direkt sonuna kadar yürü geldik. Yürüye yoruldu geldik. Evet, bayağı bir mesafe kaydettik. Evet. Evet, 3,5 kilometrelik iskelemiz. Hemen yine göllerin denizle bağlantısı. Evet. Yine sağ tarafa baktığımızda hakim rüzgarların oluşturmuş olduğu tepecikler. Burası mevsimsel olarak sürekli değişiyor. Yine buranın taban suyu tatlı. Taban suyu tatlı olduğu için birçok burada da bitki çeşidi yetişmekte. Evet. Yine denizin tuzlu suyunun iç kısma girmesini engelliyor. Bir nevi bariyer görevi görüyor. O yüzden dolayı burada 554 bitki türü yetişiyor. Mandalar da. Evet, mandalardan da bahsedelim. 6000 kayıtlı manda var Kızılırmak Deltası'nda. 20.000 kayıtlı mandayla Samsun Türkiye birincisi. Bir sığır 30-40 litre süt verebiliyorken mandalar maksimum 3 veya 4 litre verebiliyor. Nedeni tamamen doğal beslenmesi. Evet, sütün kalitesini de şu görsellerden anlayabiliyoruz. Bu sütleri kim kullanıyor? Yöre halkı bunları sağıyor. Tekrardan buraya. Evet, buraya bırakıyor. Buraya sağ, ait. Evet. Mandalar ve sığırlar yöre halkını. Evet. 6000 kayıtlı manda deltamızda var. Bunların sütleri sağıldıktan sonra deltaya bırakıyorlar. Sağım işlemi yapılmayan mandalar Nisan ayı itibariyle deltaya bırakılıyor. Daha sonra Kasım'a kadar burada kendi başlarına özgürce yaşıyorlar.
Yaban hayvanları ilk yardım ünitesi. Evet. Öyle mi? Yaban hayvanları ilk yardım ünitesi. Alanda tedaviye ihtiyaç duyan tüm canlıların burada tedavisi yapılıyor. Tedavileri peki kim yapıyor? Tedavileri bir veteriner hekim, iki teknisyen arkadaş sürekli olarak burada görev yapıyor. Hemen yine iç kısımda bizim rehabilite odalarımız var. İyileştikten sonra tekrardan doğaya bırakıyoruz bu yaban hayvanlarını. Hemen Cernek halkalama istasyonu. Burada bazı türlere halka takılıyor. Göç yolları, yaşam süreleri böylece takip ediliyor. Direkt iç kısma hemen bir haber vererek. Tamam, biz de bir kapıya çalalım. Evet. Kapıyı kırdık şu anda. Merhabalar. Merhaba. Halkayla çıkın. Nasılsınız? Sağ olun, sizi sormalı. Gelin. Sizi hemen yakaladık. Bir kendinizi bir ilk tanıtır mısınız? Merhaba, benim ismim Ömrol Ünsal Özkoç. Bu birimde doktora programını yürütüyorum. Kuşlar üzerine çalışıyorum. Ornitoloji bilimini yürütüyoruz burada, araştırıyoruz. Ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 5 yıldır, 6 yıldır ben ornitoloji bilimi için çalışıyorum. Lisanslı araştırmacı olarak da bu istasyonda 4 yıldır çalışıyorum. Halka elinizde. Evet, halka elimde. Halkalama kuşların göç yollarını, yaşam sürelerini, sosyal davranışlarını gibi birçok bilgiyi araştırmamız için kullanılan en yaygın ornitoloji araştırma yöntemlerinden bir tanesidir. Bu elimde gördüğünüz plastiğin üzerinde birden fazla halka var. Biz bunlardan en az bir tanesini alıp bir kuşun bacağına takıyoruz. Bakabilirsiniz. Bu halkalar alüminyum oluyor. Üzerlerinde bazı bilgiler yazıyor. 2 harften ve 5 sayıdan oluşan bir kod var. Evet. Bu kod her bir kuşa ayrı ayrı özel olarak tasarlanıyor ve bu halka üzerine işleniyor. Biz bu kuşa bu halkayı taktığımızda artık bireysel olarak onu ayırt edebiliyoruz. Bu şekilde göç yollarını, nereden nereye gidiyorlar, işte erkekler ve dişler arasında göç zamanlaması açısından bir fark var mı, davranışlar açısından bir fark var mı, gençlerle ilişkiler arasında ne tip davranışlar, farklılıklar var. Buradan saldığımız bir kuş hangi ülkelere gidiyor veya nasıl onların... Nasıl anlıyorsunuz hangi ülkeye? Bu üzerinde yazan numaradan başka bir araştırmacı, benim gibi çalışan bir araştırmacı yakaladığı zaman bize haber veriyor, geri bildirim yapıyor. Ve biz de bakıyoruz kayıtlarımıza, ne zaman halkalamışız, nereden nereye gitmiş, iki ülke arasında bunun karşılaştırmasını yaparak... Onlar da o işi yapanlar kuşlar. Onlar da bir nota. Aynı şekilde. Bu kuş Kosova'ya geldi. Evet. Bize geldi. Evet. Oradan onlar da halka takıyorlar. Haberi. Halka takmıyorlar. Bir kuşa bir tane metal halka takılıyor sadece. Evet. Onlar bizim bilgilerimize tekrar kendi verilerine kaydetmiş oluyorlar. Onlardan halkalı bir kuş gelirse de aynı şekilde onların halkasını biz kaydetmiş oluyoruz. Yani bir halka çıkartılmıyor ya da yerine başka bir tane takılmıyor. İkincisi takılmıyor. Evet. Sadece bir tane takılıyor. Ve bize haber veriliyor. Aramızda iletişim kuruyoruz. Bu şekilde. Nereye daha çok uçuyor sizin kuşlar? Çok değişiyor. Bir sürü ülkeden geri bildirim var. En kuzeyde Finlandiya'dan, en güneyde Kenya'ya kadar olan geniş bir aralıkta bir sürü ülkeden geri bildirimimiz var bizim. Kenya. Peki bizden geliyor mu kuşlar? Gidiyor mu? Sizden henüz gelmedi. Gelmedi. Sizden gelmedi. Size en güzel kuş geldi, ben geldim. Evet, siz geldiniz. Tekrar bekleriz. Umarım sizden de kuş gelir. Bilmiyorum sizin ülkenizde yapılıyor mu bu çalışma? Ben duymadım. Evet. Öncelikle yapılması lazım. Evet. O zaman bana halka koyuyor musunuz? Takamayın. Bu sizin için çok küçük. O zaman ben bunu böyle sarayım. Evet, bütün komple koyuyorum. Evet. Alıyorum. Ben buna bir daha bir bakayım. Sanki bir şey anlayacağım da. Numaralar. Kısaca göstereyim. 2 tane harf ve 5 tane sayıdan oluşan numara. Bunun kendine ait numarası. Başka hiçbir kuşta olmayacak dünya üzerinde. Altında da Türkiye'de halklandığına dair bir takım adres bilgileri var. İngilizce kısaltmalar yer alıyor. Oradan bizim halkaladığımız bilgisine erişiyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ ediyorum. Olun. Rica her ederim. Size hadi o zaman ben uçup. Görmüş olduğumuz gibi 3-4 tane yuvayı görebiliyoruz. Artık bunlar apartman sistemine geçtiler. O yüzden dolayı biz buraya leylek tok ediyoruz. Ne güzel. Bizi de yavaş yavaş yağmur yakalıyor. Evet, yağmura yakalanmadan son gösterelim. Evet. Leylekler bu bölgeye Mart itibariyle geliyorlar. Kıştan deforme olmuş yuvalarını tadilat edip kuluçkaya yatıyorlar. Ağustos, Eylül itibariyle yavrularını yetiştirdikten sonra tekrardan güneye göç ediyorlar. Bakın sadece bu bölgede bizim 40'a yakın leyleklerimiz var. Burada yine bizim mobesalar, yine görüntü izleme kameralarımız, sürekli olarak bunları izliyoruz. Şu anda kuluçka dönemleri,
Yaklaşık 10-15 gün sonra burada yavruları görebileceğiz. Yavrular da evet. Bu görmüş olduğumuz yuvalar tahmini sizce kaç kilodur bu yuvalar? Kaç kilo? Evet, şöyle bakalım cüssesine. Evet, bu yuvalar 300 ile 600 kilogram arasında değişiyor. Nasıl? 300 ile 600 kilogram arasında. Bakın 300 gram. Evet, 300 kilogram. Yaklaşık 1 ton. 1 tona kadar gelen yuvalar var. 2 sene önce yıkılan bu yuvayı tarttık. 1 tonun üzerinde geldi. Evet, hemen bakın. Ne yapıyor? Kıştan deform olmuş yuvasını tadilat ediyor. Yuvasını yapıyor. Evet, her yıl aynı yuvaya geldiği için yuvaların kütlesi artıyor. Böylece biz buranın sonuna geldik. Evet, sonuna geldik. Burada da ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun her şey rica için. Rica ederim, yine bekleriz. Prata da şuşikusun Samsun përmenjher u erkoha dhe ju mund ta vreni se më herët gjerimi se si ishte koha dhe tani po na kap një shi. Edhe po e shoh se na kap një shi i fuqishëm, kështu që tamam e gjet kohën edhe kur t'ja fillon ky shi, sa e mbarum në këtë parajsën e zogjve, shpendve. Ne po marrim rrugën se ku po shkojmë. Tani sensën bëjmë, kur gjos po shkojmë, po hajmë bukë, po pushojmë, edhe apo vazhdojmë.